Evet gençler, 2025 LGS maratonu da sona erdi. Biliyorum aylar süren bir hazırlıktı ve şimdi büyük bir stres arkada kaldı. Peki sıram nasıl geçti? Sosyal medyada ve genel olarak duyduğumuz yorumlara bakarsak bu LGS biraz seçici davranmış diyebiliriz. Yani her öğrencinin bilgi seviyesini değil, aynı zamanda o bilgiyi nasıl kullandığını, ne kadar kullandığını da ölçmüş. Şimdi hepimiz merak ediyoruz. Sınav zor muydu, kolay mıydı? Genel kanı orta zor bir sınav olduğu yönünde. Özellikle Türkçe ve matematik testleri öğrencileri bayağı terletmiş. Ama mesela İngilizce ve din kültürü öğrencilere kolay gelmiş. Yani kısacası biraz zorlayıcı ama kesinlikle eleyici soruların olduğu bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Hadi gelin ders ders ne olup bittiğine bir göz atalım. Önce Türkçeden başlayalım. Sosyal medyada en çok konuşulan derslerden biri, sosyal medyada gördüğüm kadarıyla en çok konuşulan derslerden biri Türkçe oldu. Birçok öğrenci tarihin en zor Türkçe testlerinden biri olduğunu söyledi. Neden mi? Çünkü metinler uzundu. Sorular anlam bilgisine dayalıydı ve şıklar da birbirine o kadar yakındı ki iki şık arasında kalmaktan yorulduk diyen çok oldu. Evet, bu konuda ben katılıyorum. Soruları ben de inceledim arkadaşlar. Gerçekten iki şık arasında kalınan birçok soru var. Normal ortamda çözebiliyoruz ancak sınav ortamında ve zaman sınırlaması olması dolayısıyla gerçekten öğrencilerin neler çektiklerini anlayabiliyorum. Özellikle paragraf yorumlama ve sanatsal metinler canımızı sıkmış. Dil bilgisi yapılabilir düzeydeydi. Ben dil bilgisi sorularını inceledim. Yani dil bilgisi her zamanki gibi oldu diyebilirim. En büyük dertlerden biri de süre yetişmeme meselesi. Evet, sorular uzun ve şıklar çok çeldirici olduğu için birçok öğrenci süreyi yetiştirememekten şikayet etti. Şimdi gelelim matematiğe. Türkçeden sonra en çok ahvah edilen ders matematik. Bu sene matematik de Türkçe gibi bayağı zorlayıcı ve orijinal sorulardan oluşmuş. Ben soruları inceledim. Herkesin yapabileceği 5-6 tane soru var. Ancak bunların dışındaki kalan sorular gerçekten zorlayıcı sorulardı. Hatta denemelerde 20'de 20 yapan arkadaşlar bile 18-19 civarında kaldım demişler. Bazıları daha da düşmüş. Neden derseniz sorular daha çok mantık yürütme, analiz etme ve problem çözme becerilerine odaklanmış. Tabii bu da normal olarak öğrencilerin netlerini düşürmüş. Yani sorular gerçekten uğraştırıcı sorular olduğu için, zaman kısıtlaması da olduğu için öğrencilerin bazı soruları görmeden sınavı bitirmişler. Bu da işte bize gösteriyor ki bakın bu size bir ders olsun. Siz ileride başka sınavlara da gireceksiniz liseden sonra. O yüzden özellikle pratiğinizi geliştirin. Süre yönetimini iyi yapın. Çünkü bu tür sınavlarda süre yönetimi çok önemlidir. Yani bir soruyu belli bir süre içerisinde hemen okuyup anlayıp çözmek bizim için inanılmaz derecede önemli. O yüzden özellikle okuma anlamanızı geliştirmek için bol bol kitap okumayı ihmal etmeyin. Fen bilimleri matematik ve Türkçe'ye göre biraz insaflı davranmış diyebilirim. Ama yine de içinde orta zor seviyede sorular varmış. Ben soruları inceledim. Özellikle grafikli ve şekilli sorular yine her zamanki gibi bolca yer almış. Dikkatli okuyan ve yorumlayanlar için avantajlıymış ama yine de bazı sorular düşündürmüş. Genel olarak bakıldığında fen daha kolaydı diyenler olduğu gibi fen de terletti diyenler varmış. Bana gelen yorumlarda fenden yapanların oldukça fazla olduğunu görebiliyorum. Yani fen orta zor seviyede diyebiliyoruz. İnkılap tarihi sözel bölümün genel zorluğuna katkıda bulunsa da özellikle orta kolay seviyede olduğu söyleniyor. Yani çok uç sorular yokmuş ama yine de metin okuma ve yorumlama isteyen bir iki tane zorlayıcı çıkmış. Ben inkılap sorularını da inceledim. İnkılap sorularında daha çok bilgiye dayalı sorular da vardı. Ben gördüğüm kadarıyla hani yorumdan ziyade bilgiyi de ölçen sorular vardı. Genel olarak dersi düzenli takip edenler için sıkıntı olmamış diyebilirim. Çoğu öğrenci için kolay geçtiği söyleniyor. Bana gelen yorumlarda da evet dinden full yapanlar da bayağı var yani. Metinleri iyi anlayan, temel kavramlara hakim olanlar için oldukça rahat bir testmiş. Ayetler, hadisler, örnek olaylar üzerinden sorulan sorular genellikle netmiş. Yani genelde öğrencilerin zorlanmadığı bir test olmuş din kültürü. İngilizce de din kültürü gibi öğrencilerin en rahat ettiği derslerden biri olmuş. Genel olarak orta düzeyde sorular varmış. Kelime bilgisi ve okuduğunu anlama odaklı sorular gelmiş. Yani İngilizce'de iyi olanlar bu kısımda rahatlamış diyebiliriz.
Peki sosyal medyada ne konuşuldu? Sosyal medya sınav sonrası adeta bir duygu patlamasına sahne oldu. LGS çok zordu, sınavım çok kötü geçti, keşke daha çok çalışsaydım diyenler bir tarafta, LGS çok kolaydı diyenler diğer tarafta. Özellikle Türkçedeki uzun paragraflar ve matematikteki kafa karıştıran sorular herkesin dilindeydi. Genel olarak moral bozukluğu yaşayanlar olsa da iyi geçtiğini söyleyenler yok değildi. Bu arada sınavım kötü geçti diye üzülenler için bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, sınavınız kötü geçti diye üzülmeyin. Çünkü sizin sınavınız kötü geçtiyse başkalarının da kötü geçmiştir. Yani bir sınavın zor olması aslında kolay olmasından daha avantajlıdır. Sebebi de şu: kolay bir sınavı herkes yapar ama zor bir sınavı sadece çalışan yapar. Bu yüzden moralinizi bozmayın, sınavım kötü geçti diye üzülmeyin. Sınavın zor olması yüzdelik dilimlerinizi düşürecek ve sizin istediğiniz okula girmenize daha çok katkıda bulunacaktır. Çünkü sorular zor olduğu zaman yüzdelik dilimler düşüyor. Böylece sizin istediğiniz okula girme şansınız da artıyor. Bu arada size iyi bir haberim var. Yüzdelik dilimi ile ilgili tahmin videosu çalışmalarım devam ediyor. Yakında videoyu çekmeye başlayacağım. Şu anda verileri topluyoruz ve diğer öğretmenler arkadaşlarla birlikte neredeyse Milli Eğitim'in yayınlayacağı yüzdeliklere yakın nokta atışı yüzdelik dilim hesaplaması yapacağız. Böylece siz de tahmini yüzdelik diliminizi öğrenmiş olacaksınız. Bu yüzdelik dilimleri, yani elimizdeki verilere göre, daha önceki Milli Eğitim'in yayınladığı verilere göre ve daha da önemlisi bu yapay zeka kullanarak yapacağız. Gerçekten ben mükemmel bir video olacağını düşünüyorum. Videolardan haberdar olabilmek için mutlaka kanala abone olun ve bildirimlerinizi açın ki biz videoları yüklediğimizde anında haberiniz olsun ve güncel videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.